Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Yeni evlenecek çiftler mobilyacıların yolunu tutuyor. Ancak her kaleme gelen zam mobilya sektörünü de etkiledi. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber mobilya sektörüne olan talep arttı. Peki mobilya sektörü ne durumda? Fiyatlarda ne kadarlık bir artış var? Esnafın sorunları neler? Öyle ki fiyatlar karşısında hem müşteri eziliyor hem de dükkan sahibi. Şimdi aslını sorarsan şöyle bir bakmak lazım. Mobilya sektörü olarak aslında Türkiye'deki şu anki mevcut enflasyonla alakalı olarak kıyaslama yaptığınızda aslında en az katlayan sektör biziz. Yani mobilya sektörü geçen yılla bu yıl arasında fiyatlarını ikiye katladı. Ama birçok şey dörde beşe katlayan şeyler var. Buna rağmen şöyle söyleyebilirim. Geçen yıl yapmış olduğumuz cirolar ve yaptığımız satışlardaki müşteri adetleri yani bu seneyle kıyasladığımız zaman özellikle müşteri adetleri çok ciddi anlamda yarı yarıya düşmüş durumda. Cirolara bakarsanız cirolar geçen senenin üzerinde bile. Hani çünkü rakamlar yüksek olduğu için ama karlılık maalesef sektörümüz açısından çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Hatta bazı günler mobilyacılar siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Evet şu an evet masraflarımız gerçekten arttı. Biz eskiden nakliye giderimizi koymazdık. Şu an bir üretimin yani bir koltuğun veya bir mobilyanın şehir içi dahil yani elemanla kamyonun gideri sadece 1000 TL'yi buluyor. Yani onlar bizi yordu tabii ki. Nedir? Siftahsız sattığımız, kapattığımız zamanlar da oldu. Ama dediğim gibi düzeleceğini ben düşünüyorum. Şu an birazcık da tasarruf dönemindeyim. Hal böyle olunca vatandaş artık keyfi değil ihtiyacı olanı alıyor. Zaman zaman hareketli oluyor. Zaman zaman duruyor gibi oluyor. Ama insanların ihtiyaçları var. Vakti zamanı geldiğinde tabii alışverişlerini herkes yapıyor. Tabii fiyatlar yüksek olmasına rağmen insanlar bir şekilde kaynak bulup alışverişini yapmaya çalışıyor. Belki pahalı şeyler alacak da alamıyorlar ama biraz ortalayıp ürünlerini alabiliyorlar. Daha çok gerçek manada ihtiyaç sahibi olanlar geliyor diye düşünüyorum. Bir de ekonomik gücü iyi olanlar, ekonomik gücü asgari ücrete bağlı olmayanlar alışverişlerini yapabiliyorlar. Mobilya fiyatlarında geçtiğimiz yıllara göre 7-8 kat artış yaşanırken mobilyacı da ürün almakta zorlanıyor. Hani yapacağımız bir ürün var, teslim edeceğimiz bir müşterimiz var, portföyümüz geniş. Fakat sıkıntımız var, tedarikte sıkıntı yaşıyoruz. Müşteriye fiyat vermekte sıkıntı yaşıyoruz. Ürünü elimize almakta sıkıntı yaşıyoruz. Şu anki kaynaklara %90 ekonomiyle alakalı. Yani biz 2 sene önce aldığımız ürünle şimdi aldığımız ürün arasında yaklaşık 8 kat, 7 kat, 6 kat fark var. Bunu müşteriye yansıttığın zaman müşteri ne yapıyorsun diyor. Yansıtmasak biz ne yapacağız? İşte öyle bir hengamenin içinde yuvarlanıp gidiyoruz.